Bu videoda deniz kayağı eğitimi almış iki arkadaşımızla birlikteyiz. Ve deniz kayağı eğitimi hakkındaki düşüncelerini öğreneceğiz. Serhat ve Zeki yakın zamanda deniz kayağı eğitimi aldılar. Hiç deniz kayağı eğitimi almamış birinin deniz kayağına bakış açısıyla deniz eğitimi aldıktan sonraki bakış açısını aslında tartışıyoruz bugün burada. Deniz kayağında kürek çekmeyi nasıl düşünüyordun? Eğitimden sonra nasıl düşünüyorsun? Onu öğrenelim senden. Yani ben biraz kaynaklardan işte YouTube'dan falan kürek eğitimiyle ilgili daha önce Sitom bir kayağım olduğu için biraz bakmıştım aslında. Teorisini biliyordun yani. Evet, bir online eğitim gibi bir şey vardı. Bodyka'da da vardı. Sizin kayak eğitimlerinizin o videolarını falan seyretmiştim. Hı hı. Ama tabii seyretmekle yapmak farklı bir şey. Yani eğitim, özellikle o dengeyi kurmak doğru. Bir de bir hocanın tabii sizi seyretmesi ve hatalarınızı göstermesi, şöyle yapıyorsun, böyle düzelt demesi çok daha farklı tabii ki. Peki sen hiç deniz kayağına oturmadan önce deniz kayağıyla kürek çekmenin nasıl bir şey olacağını hayal ediyordun? Yani öyle bineceğim, kürek çekeceğim, gidecek şeklinde mi düşünüyordun? Başka bir şey var mı? Tabii yani bir de bu kayaklarda denge gibi bir sorun da var. Yani ilk oturduğunuzda ya dengeye mi konsantre olalım, doğru kürek çekmeye mi konsantre olalım? Biraz o tedirginliği aşmak zaman alıyor. Kürek çekmek de tabii hani palayı nasıl sokacaksın, nereye kadar çekeceksin, ondan sonra nereden kaldıracaksın tekrar diğerini falan. Yani bu kadar komplike bir şey beklemiyordum aslında. Evet evet tabii yani bir eğitimden sonra daha daha bilinçli olarak yapıyorsunuz. Bir de o dengeyle ilgili tedirginliği de açtıktan sonra. Dengeye geleceğiz şimdi. Evet. Sen neler düşündün ki? Yani şimdi Serhat'ın daha önce bir tane Stone Tap kayağı vardı. Evet. Senin öyle bir işin yoktu ama büyük ihtimalle Serhat'ın kayağına bindin. Binmedi. Serhat'ın kayağına hiç binmedi. Yani doğrudan başarılı birlikte denize çıktınız. İlk oydu işte bir 10-15 dakikalık bir sürüş ve geçen hafta sizinle yaptığımız şey. Eğitim. O zaman geçen hafta 3 saat biz sudaydık. 3 saat evet. Bayağı iyi aslında ilk tecrübe fazlası oldu. Evet. Benim açımdan çok güzel bir şey oldu, sürüş oldu ve çok iyi de bir eğitim oldu kanaatindeyim. Ben asıl şunu öğrenmek istiyorum. Sen hiç başlamadan önce kürek çekmekle ilgili ne düşünüyordun? Aklında nasıl bir şey vardı? Bir de eğitim sonrasında işler ne kadar değişti senin için? Yani kürek çektik ama kanoda çekmedik. Yani bu kayakta çok daha zor kürek çekme. Yani zor derken işte dengeyi kurmak ve çok sallandığı için yani alabora tehlikesi çok mesela yaşadık. Yani onu da sizinle paylaşmıştık o zaman. Hatta olduk bile. Yani kürek çekmek biraz kolay değil. Yani onun tekniğini bilmek gerekecek. Yani langur lungu çeksen de yani, olmaz bence. Verim alamayız onlar yani. Peki eğitimden sonra küreğin nasıl çekeceğini en azından teorik olarak öğrendikten sonra bir bakışında bir değişiklik oldu mu? Tabii ki yani. Şimdi ikinci bindiğimizde muhtemelen ben çok okulda uzman olmuş olacağım. Hı. Hatta onun kriteri akşam bile yatarken bile düşünüp yapıyorsun. Hı. Yani değerlendirmeleri yapıyorsun, nerede hata yaptığınız diye. Hatalarını buluyoruz zaten yani sizde söyleyince. Şimdi eğitim sonrası o akşam her ikiniz de yattınız, yastıkla baş başa kaldınız. O günü düşündünüz herhalde, öyle mi? Evet. Tabii. Ya şöyle yapmasaydım, böyle yapmasaydım ya da şöyle yapsaydım dediğin şeyler oldu mu sen? Tabii oluyor. Mesela pedallar konusunda mesela pedalın ne işe yaradığıyla ilgili çok da şey değildi. Hani siz anlatıyordunuz hani pedal önemli vesaire diye ama sürüş sırasında o pedalı kullanmak çok daha farklı bir şeydi. Yani bu eğitimde onu kavradık yani. Yani pedal sırf orada ayak dursun diye değil yani. Değil tabii değil. Sen pedallarla ilgili düşünen ne Zeki? Ben onu sonradan fark ettim işte. Yani yön vermede kullanıldığını sonradan keşfettik. Hani sabit duran pedal. Evet. Ayağı sabit duruyor. Ben sadece işte dizimi herhalde yanlış bir pozisyonda
şeye koydum. Dizindeki izlerden belliydi zaten. Evet, onu mesela bir dahaki sefer olmayacak muhtemelen diye düşünüyorum. Daha düzgün bir oturuşta daha sağlıklı kullanacağımı eminim. Tabii o şey oturuşunuzu düzelttiğiniz sürece kürek çekmeniz de daha az eziyetli, daha az güç harcayarak olacak. Evet. Daha siz keyif almaya başlayacağız. Bir kayaktan indiğinizde daha az yorgun hissedeceksiniz. Bir de kas ağrılarınız da belli kaslarınızda toplanacak. Sonra da o kaslar güçlendikçe zaten bir süre sonra o kas ağrısı da kalkacak. Evet. Ama orası biraz zaman. Evet. Yani neye benzetiriz diye ben onu düşündüm. Yani video çekeceğimizi konuştuktan sonra. Bisiklet sürmeye belki biraz benzeyen bir şey. Yani ne kadar söylersen söyle. Şöyle pedala basacaksın, böyle direksiyonu tutacaksın falan gidonu. Bisiklette tamam ama mutlaka o bisikletin üzerine oturup o işe belki bir iki defa düşmek, kalkmak vesaire, onunla zaman harcamak. Aha, tecrübe. Evet, tabii tecrübe çok önemli. Tabii bisiklet sürmeye benzettim ben biraz, yani onunla ne kadar çok vakit harcarsanız o kadar ustalaşıp ve daha keyifli sürüşler yapma imkanı olacaktır. Bir de deniz kayağında pedallar pek gözükmüyor ya dışarıda, insanlar evet. Çok da bilmiyorlar onu. Evet evet. Sadece ayağını yaslamak için olduğunu düşünüyorum ki aslında ayağımızı dayıyoruz oraya ama ayağımızla bazı şeyler yapıyoruz, ona eğitim almayan... Böyle bir şey aklınıza gelmiş miydi? O pedalları siz daha önce gördünüz mü görmediniz mi bilmiyorum eğitim almadan önce ama... O pedalların bu şekilde kullanılacağını biliyor muydunuz? Ya bu kadar etkin olduğunu tabii kullandıktan sonra kavruyorsunuz ancak. Senin Stone Tap kayağı kullanırken aslında onları orada da... Onları da var ama orada daha çok böyle bir ayak dayama ve yani biraz kuvvet alma gibi kullanılıyor. Belki bu eğitimden sonra bir daha binsen çok farklı değerlendireceksin onları. Olabilir. Peki, o zaman ikinci soruya geçelim. Ben şunu bir açıp kapatayım. Belki bilmezdik. O kadar verimsiz kullanmıyor. Ya bunu bir zevk alamadık derdi çünkü. Ayağın sabit olması, ayak zaten pedallar... Bir kere hepsi böyle bir güç oluyorsun, toparlıyorsun bir şeyle. Doğru. Yani bir bütün yani pedal, işte bu bir dizimizi yasladığımız yer. Evet. Muhtemelen ikinci kayakta biz çok daha verimli kullanacağız. Yani pedal çok önemli. Çok önemli yani. Bizde önemli. Belki öbüründe plastiklerde öyle olmayabilir. Nasıl yani plastik? Biraz kırmızı gibi mi diyorsun? Yani, Stone Tap'ları mı? İşte onlar da biraz hem ağır hem daha... Şey ya yani onu da belki kullanabilirsin. Şimdi balıkçı kayaklarında pedallar yine çok önemli de insanlar oraya sadece ayağını dayıyorlar öyle, bir de zaten küreği koluyla çekiyor adam. Dolayısıyla performans beklemek imkansız. Bir de her şeyin üstüne balıkçı kayakları genelde 3.60, 3.80, 3.40. Boy kısa, boya göre en geniş. Gövde hızı yavaş, insanlar da hızlı gitmeye çalıştıkça kendini paralıyorlar, daha çok yoruluyorlar. Hayır. Sen ki aslında yaşadın. Yani o balıkçı kayaklarında fazla hızlanmaya falan çalışmayacaksın abi. Onun bir ritmi var kayağın kendini. Hafif var. İşte su hattından kaynaklı gövde hızı. Evet. Onu geçmeye çalıştıkça... Geçemiyorsun yani. Patinaj yapıyor ya araba. Nasıl gazı fazla verirsin, patinaj yapar. Bu da öyle bir şey. İstediğin kadar hızlı çekmeye çalışıyor. Kendi şeyi var hiç. Şuna yorulmuş oluyorsun yani. Bunlar öyle değil ama bunlarda tabii sürüşü çok farklı. Bunlarda da var da bundaki o patinaj çekme, daha doğrusu öndeki dalganın üstüne çıkma hızı yüksek. Biz ulaşamadık. Sen zaten oralara gelmeden zaten hız sana yeterli geliyor. Evet. Şimdi ikinci soruya geçelim. Deniz kayağı eğitimi almadan önce dengeyle ilgili neler düşünüyordunuz? Beklentiniz neydi? Bir de işte denize inip eğitim aldıktan sonra o dengeyle ilgili düşüncelerim. Yani hiç deniz kayağına binmeden, senin evet. Daha önce Stone Top'un vardı. Hatta evet. Şöyle yapalım istersen. Hiç deniz kayağına binmeden önce, senin Stone Top'a bindikten sonra, bir de bunlara bindikten evet. Sonra dengeyle ilgili beklentin neydi? Stone'da çok ciddi bir denge sorunu yok. Hı hı. Hafif bir denge yani onu tutarken. Hiç deniz kayağına binmeden önce mi düşünüyordun? Binmeden önce, tabii bu kadar yani bir sandal gibi insan. Şu bir tek deneyimimiz deniz sandal. Araçlarıyla ilgili sandal vardı. Bir sandal gibi düşünüyorum. Stone Top'ta hafif bir denge problemi var. Bunlar kadar değil ama bunlarda tabii çok ciddi. Binmekle mesela sizin videoları seyrederken ben hep deniz kayağına nasıl bineceğiz, nereden bineceğiz, işte kumsal yok, binecek yer yok vesaire. Onları hiç anlayamıyordum ben. Allah deniz kayağına binmekte ne var işte suya koyup bineceksiniz diye. Ama işin o denge meselesinin
önemli olduğunu sonra binerken anlıyorsunuz bir iki defa. O kısacık 30 santim suda devrildiğiniz zaman. Ki bu geçen pazar sen daha kaya binerken de düştüm. Tabii. Bir de daha önce de hani Başar abiyle de bir iki defa binmiş olmama rağmen o bir anlık bir şeyde gidiyorsunuz yani orada. Denge önemli bu. Eğitimden sonra dengeyle ilgili neler düşündün? Eğitimde hakikaten bu yani bu kayaklar bir bütün olmak, işte ayaklar, dizler ve kayağın bir parçası gibi hareket etme şeyi biraz daha insanın kafasında şekilleniyor ve nasıl yapacağına ilgili daha net fikirler oluşuyor. İlk bindiğimizde o tedirginliği de aşamıyorsun. Hani küreğe mi yoğunlaşacağız, dengeye mi yoğunlaşacağız? Onun için kürek performansı mesela ilkinde çok daha iyi olmayabilir. Bundan sonraki şeylerimiz de muhtemelen daha iyi olacaktır. Çünkü artık o denge meselesini biraz çözdük gibi. Sen ne düşünüyorsun Zeki? Hiç kayağa binmeden önce dengeyle ilgili beklentin neydi? İlk kayağa bindin, ne buldun? Bir de eğitimden yani, sonra neler düşünüyorsun deniz kayağının dengesiyle alakalı? Ben yine bu kadar zor olacağını düşünmemiştim. Yani denge konusu. Yani denge problemi gerçekten çok önemli. Var yani. Yani alabor olmaya çok müsait. Yani salla patı yapılacak bir iş değil bu. Yani bunun altyapısını almak çok önemli. Karadan yani denize inmek bile bir şey bu. Yani, bir tekniği var. Tekniği var tabii. Onu langur langur binemezsin. Bunu eğitim almadan yaparsak muhtemelen biz bu işten çabuk sıkılırız diye. Tabii keyif almadığın zaman bu sefer. Evet. Şimdi biz bunu keyif almanın yöntemlerini zaten öğreniyoruz. Peki eğitimden sonra denge işine bakış açın değişti mi? Kullandıkça olacak. Biraz öyle gözüküyor. Tezgah öğrendikçe yani daha iyi olacak. Ama en azından yeteneksiz olmadığımızı anlamış olduk. çözeriz daha. %100 çözmesek de bir şekillendi aşağı yukarı kafamızda. Evet. Peki Serhat, deniz kayağı eğitimi almadan önce alabora olmakla ilgili ne düşünüyordun, beklentin neydi? Bir de eğitimden sonra neler düşünüyorsun? Yani tehlikeli olacak mı, içinden çıkabilecek miyim diye bir kaygın var mıydı hiç alabora olmadan? Yani alaboradan da şunu kastediyorum. Kontrollü şekilde hani bir eğitmen gözetiminde alabora olmaktan bahsediyorum. Evet. Yani alabora olmaktan ziyade bu etikle ilgili benim kafamda hala daha var. Yani o soru işaretleri. Yani gözlük de yok çünkü. Yani maske de yok. Aşağıya inince bulabilir miyiz? Elimizi tutabilir miyiz? Biraz da benimki eteğim de yeni bir şeydi. Bayağı şeyleri de sertti. Lastikleri. Ya biraz öyle bir şey oldu kafamda. Yani bunda biraz bir güvenlik problemi var yani etekte diye. Aha. O herhalde bilinç altında da biraz şey yapmış, sıkıntı yapmış ki alabora eğitiminde de kayan canını okuduk. Evet, bu arada alabora olurken uyluk desteğini kırdı Serhat sağ olsun ve bacağını da yaraladı. Şimdi onun da, o deniz kayağının da uyluk desteğinin nasıl tamir edildiğini de bir ayrı bir videoda seyredeceksiniz. Aslında sana yaptırmak lazım o evet, tamiri. Yapalım. Ama eğitime rağmen o eteğin verdiği stresten dolayı hızlı çıkmaya çalıştım. Yani evet, bir an önce böyle kendini yaraladın öyle etekten, değil mi? Ya bunun nasıl olduğunu hiç bilmiyorum ama herhalde insan aslında hani suya girerken bir tedirginlik yaşamadım ama bir an önce hani tahliye olup çıkma fikri herhalde yanlış bir şeyler yaptırdı belli ki. Evet, biraz baskı oldu üzerinde. Evet. Ki normalde zıpkınla balık avlıyorsun, yani su altında öyle tedirgin olacak bir adam da değilsin. Evet, ama işte bu etek meselesi hala etek seni tedirgin ediyor. Evet, ediyor yani. Ben aslında hiç etekte kullanılmasa nasıl olur diye de düşünüyorum ya. Ben bütün eğitimlerde söylüyorum aslında ya, etekten rahatsız oluyorsanız takmayın diye. Sen söylemedin mi o gün? Söyledim ama abi, biz öğrenelim, alışalım diye kullandık. Mesela ben hiç stres hissetmemiştim o etekle ilgili ama sonradan fark ettim ki birçok insan ondan çok rahatsız oluyor o etekten. Sen neler düşündün bu etekle ilgili? Yani kolay oldu ama yine de ben mesela şey yaptım, yani Serhat'ın yaptığı gibi biraz aceleci davrandık. Suyumuzun hemen çıktık. Sıfır görüşün olduğu bir suda bile alabora olsanız o teknikle çok rahat halkayı bulur çıkartırsınız.
Tabii tabii. Fena mesele sıkıntı. O değil zaten. Onu evet. ilk kez yaşıyor olmak problem galiba. Sende öyle bir şey olmadı. Hatta evet. sen... O olmadı evet. Ama ben de aceleci davrandım. Sanat gibi. Aceleci davranmam gerektiğini şimdi de daha iyi bilmiyorum. Oranın onun tadını çıkarmak lazım tabii. Onu beceremediniz. Yani aslında... yani bir an önce tahliye olma fikri yanlış. Hiç yapmadın bir şey. Yani resmen teknede batıyoruz ve oradan çıkmak için çaba sarf edeceğiz. Tekniğini uygulayıp da tabii ki. Yani o biraz bizi herhalde ürküttü ya da işte farklı bir şey yaptı. Bir de sizin bir şanssızlığınız, normalde Body Academy'de eğitim verirken iki tane eğitmen oluyoruz. Genelde ben Mehmet'le eşleşiyorum eğitimlerde. Ya Mehmet alabora oluyor, tahliye oluyor, ya ben alabora olup tahliye olurum ama biz yavaş yavaş yapıyoruz onları. Belki siz daha sizden önce birinin alabora olduğunu görseydiniz, özellikle tecrübeli birinin, belki o kadar acele etmeyecektiniz. Evet. Yani. Belki de. Evet, olabilir. Deniz kayağı eğitiminden önce, alabora olduktan sonra kayağına geri dönüp dönemeyeceğinle ilgili bir fikrin var mıydı mesela? Ya o videolarda daha kolay oluyordu. Biz biraz bizim kayakların tipinden mi bilmiyorum. Evet, biraz zor yaptık işin doğrusu onu. Yani farklı bir iki teknik var, onları da deneyip aslında hangisiyle daha iyi yapabiliyoruz. En azından şunun için sorayım, yardımla deniz kayağının geri dönme işi ne? Yapmadan önceki beklentin daha kolay olduğuydu anladığım kadarıyla. Tabii tabii, yani böyle bir... Ama yaptıktan sonra... Böyle bir mesele olduğunu bile insan çok anlamıyordu yani. Hani tekrar kayağa çıkmak gibi bir şey var, konu var, sorun var yani. Öyle bir şey olduğunu düşünmüyorduk doğrusu. Biraz da zor yaptık yani. Tekrar kayağın üstüne çıkmak, bizim kayakların tipinden mi kaynaklanan bir şey, biraz yüksek. Biraz onu da çalışmamız lazım. Evet. Sen ne düşündün? Benim açımdan da biraz daha kolay olmuş. Zaten beklentinden daha mı kolay yani? Biraz yani zor olmadı. Kolay derken zor olmadı en azından. Sizin dediklerinizi yaptık zaten yani eğitimde. Onlar da oldu. Yani bizim aslında Serhat'la beraber yapmamız lazım. Belki sebep öyle yaparız. Ya bunun da belki de esas önemlisi tek başına kayağa çıkabilmek. Yani o seviyeye gelmek lazım. Durum şu. Normalde siz tek başınıza deniz kayağına denize çıkmıyorsunuz. Şunun için genel geçer kural olarak tek başına denize çıkılmaz. En az iki, tercihen üç tane deniz kayağı olman gerekir. Ama tabii tek başına çıkmıyorlar mı? Çok uzun deniz seyahatleri yapıyorlar. Orada da eğer tek başına çıkacaksan en azından rol yapmayı bilmek çok önemli hale geliyor. Çünkü alabora ol, tahliye ol, ondan sonra kayağı tek başına dön. O zaten çok zaman alan bir şey. Yani bir de seni de çok yoran bir şey. Tabii. Dolayısıyla onun yerine rol yapmayı öğrenmek daha doğru olur. Ama ona da zaman var. Onun için önce birkaç değişik şey de öğrenmeniz gerekir. Alabora ile ilgili, deniz kayağına geri dönmekle ilgili bir sıkıntı hissetmedi diyorsun. Yok, benim açımdan güzel oldu. Yani iyi oldu. Yani yapabileceğimiz. Peki hiç, deniz kayağına hiç binmeden önce ne düşünüyordun? Böyle bir şeyin varlığından haberin var mı? Muhtemelen tekniğini öğretmişsiniz bize. Hiç. Biz lambur lambur normalde sandalı biner gibi zıplayıp çıkmayı falan ederdik yani. Ki neredeyse mümkün değil. Ya çıkamazsın canım. Sürekli yani alabora olur. Mümkün değil. Karaya çıkardım muhtemelen. Karada yapardık onu. Yani o teknik yani eğitimsiz olmaz o teknik zaten yani. Peki o zaman gelen bir soru. Eğitim almadan önce eğitimin alalım biz bunu diyor muydunuz? Yoksa idare ederiz diyor muydunuz? Hiç de kayağa binmeden önce. Yani ben alma taraftaydım. Almadan yani eğer bu işi yapacaksak istiyorduk tabii canım. Yani mutlaka bu işi yapacaksak evet. Almak da önemli. Alacaktık zaten, aldık yani sonuçta. Daha da alacağız mı? Tabii tabii, daha da alacağız yani. Ya o şöyle olacak. Her denize çıktığınızda yeni bir şey öğreneceksiniz. Zaten yani ben olayım olmayayım, siz bile tek başınıza bir şeyler öğreneceksiniz yani. O zaman eğitim almak şart diyorsunuz. Evet, eğitim şart. Her zaman söylüyorsun eğitim şart. Peki. O zaman bu hafta da bu videonun sonuna geldik. Siz de araç üstünde taşınabilir hafif tekneler, özellikle deniz kayağıyla ilgileniyor. Konuyla ilgili videoları izlemek istiyorsanız Kanoist YouTube kanalına abone olmayı ve ilgileneceğini düşündüğünüz dostlarınızla bu videoyu paylaşmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hadi geçmiş olsun.